yasama yılı başlangıcı öncesinde terör saldırısı girişimi. Sonrasında ikinci etap Kuzey Irak'a 3 gün içinde ikinci dalga hava harekatı da gerçekleşti. Bugün açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Söz konusu saldırının Ankara'ya Dışişleri Bakanlığı o emniyet noktasına saldırı girişiminde bulunan iki teröristin adresinin de Suriye olduğunu söyledi. O açıklamayı yaptı. Bir yandan da Suriye'ye MİT operasyonları devam ediyor. Ama dediğimiz gibi Kuzey Irak iki sefer çok geniş hava harekatlarıyla vuruldu. Bu ne anlama geliyor? Değerli konuklarımızla bunu konuşacağız. Ama öncelikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması diyelim. Çünkü çok net bir uyarı vardı ki pazartesi günü değerli konuklarımızla olur mu olmaz mı diye sorgulamıştık. Yani bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklarından hiç eksik olmasın dedikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan. Niye Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi? Bir gece ansızın gelebiliriz diyerek kara harekatını işaret ediyordu Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun eli kulağında mıdır? Bütün bunları sorguluyorduk. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün dedi ki, açıklama yaptı. KKTC Dışişleri Bakanı ile birlikte, Sayın Ertuğruloğlu ile birlikte bir ortak basın açıklaması düzenliyordu. Öncelikle Ankara'daki saldırı girişiminin iki faili, iki terörist etkisiz hale getirilen ikisi de Suriye'den sızdı dedi ve şu uyarıyı yaptı. Terör tesislerinden, YPG PKK'lı tesislerden üçüncü taraflar uzak dursun. Çünkü terör saldırılarına cevabımız çok net olacak. Üçüncü taraflardan kasıt ne? Amerika, Rusya. Peki çok net olacak bizim buna cevabımız ne demek? Kara harekatı mı konuşacağız? Ama önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın pazar günkü terör saldırısı faillerine yönelik açıklaması. Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olaydan sonra da istihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Bu vesileyle yani buradan şunu ifade etmek isterim. Irak ve Suriye'de, özellikle Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üst yapı, tesisleri, enerji tesisleri, bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı, YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını burada tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar.